Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler 7. hafta sorularını çözmüştünüz. Şimdi gelin birlikte cevaplarına bakalım. Gerçek ve hayal ürünü olan ifadeleri bize sormuş. Paragrafta gerçek hayattan alınmış cümleleri işaretleyiniz demiş. Gökyüzünü bulutların kaplaması gerçek hayatta olan bir şey. Ağaçların dallarını bulutlara uzatmış gülümsemesi, gülümseyen ağaç maalesef gerçek hayatta yok, değil mi? Devam edelim. Bulutlar yağmur bulutuna dönüşüp damlar halinde dallara düşüyordu. Evet, bu da yine gerçek hayatta olan bir şey. Islanan dallar üzüntüyle geri çekildi. Böyle bir şey herhalde filmlerde olur. Evet değerli arkadaşlar, devam edelim. Diyor ki gerçekleşmesi mümkün olmayan yine hayal unsurlarının istedi bizden. Balinaların yüzenlere selam vermesi, yağmur damlaları kol kola girmesi, kitabın kahramanları yaprakların arasında gezmesi, değil mi? Harika olurdu bunlar olsaydı. Ama bunlar hayal ürünü olan şeyler. Aşağıdaki ifadelerden hangileri günlük hayatta karşılaşabileceğimiz durumlardandır? Evet, anne serçenin yavrularını yiyecek taşıması, başı ağrıdığı için ilaç içilmesi, küçük köpek ağacın etrafında dolanması. Ama çiçekler boyunlarını bükerek su istediler. Evet, belki onlar büktüğünde öyle biz anlıyoruz ama bu gerçek hayatta öyle bir isteme yok. Diyor ki hangisi gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir durumdur? Evet değerli arkadaşlar, bir serçenin uçurtma uçurması ve uçurtmaların el ele olması biraz zor bir ihtimal. Evet geldik matematik sorularımıza değerli arkadaşlar. Diyor ki dikkat edelim, en yakın yüzeye yuvarlayarak problemleri çözeceğiz. Televizyon ve çamaşır makinesi. Bakın bu yüzde yuvarlarsak 3.500 lira. Bu ise 2.100 lira. Topladığımızda 5.600. B'ye bakalım, çamaşır makinesi ve bilgisayar. Değerli arkadaşlar, çamaşır makinemiz 2.100 liraydı. Bilgisayarımız ise 4.200 lira olur. Topladığımızda 6.300. Bilgisayar, buzdolabı ve çamaşır makinesi. Bilgisayarı zaten yuvarlamıştık. Arkadaşlar, buzdolabımızı yuvarladık. 3.000. Bunu da çamaşır makinemize zaten yuvarlamıştık. Televizyon ve bilgisayar. Televizyonumuz 3.500 liraydı. Bilgisayarımız da 4.200 liraydı. 7.700 lira olarak da bunu buluruz. Görsellere verilenlere göre ne yapacağız arkadaşlar? Problemimizi çözeceğiz. Bakın 3.465'ti, 2.050'de diğeriydi. 5.515. Bir makine, bilgisayarımız 2.050 idi. Çamaşır makinemiz 2.050 idi. Bilgisayarımıza 4.180'di, topladık. Yine bilgisayar, buzdolabı ve çamaşır makinesini topladık. Yine televizyon ve bilgisayarı topladık. Onu da buradan görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Hemen devam edelim. Geldik fene. Su ve mineraller. Mineral almam için hangisini tüketmem gerekir? Evet, Naz bize bunu sordu. Bildiğiniz üzere yeşil sebzelerde, süt ve süt ürünlerinde değil mi? Kalsiyum özellikle tahıllarda, kuru yemişlerde ve baklagillerde mineral almamız mümkün değerli arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Doğru yanlış oynuyoruz. Buyurun gelin beraber oynayalım. Bütün besinlerde su ve mineral vardır. Evet arkadaşlar var. Günde en az 2 litre su içmeliyiz kesinlikle. Mineraller sadece meyvede bulunur. No. Vücudumuzun %70'ini su oluşturur. Evet, mineraller vücudumuz enerji kaynağıdır. Hayır, mineraller değil mi? Düzenleyici enerji vermez. Ne veriyordu? Karbonhidrat, protein ve yağlar. Su vücudumuzun sıcaklığının dengede kalmasını kesinlikle sağlar. Su besinlerin yumuşaması ve küçük parçalara ayırması sindirimimize ne yapacak? Yardımcı olacak. O yüzden su olmazsa olmaz değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Evet. Sodyum ne işe yarıyor? İyot ne işe yarıyor? Kalsiyum ne işe yarıyor? Bakın sodyum sinir sisteminin düzenlenmesini sağlar. Evet arkadaşlar, sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa var. Sodyum böyle yazılır, potasyum böyle yazılır. Değerli arkadaşlar, bunlar bizim sinirsel iletimimizde içeri dışarı yoğunlukları değiştirerek, evet bunu ileride lisede göreceksiniz, sinirsel iletimimizi sağlıyor. İyot arkadaşlar özellikle tiroid hormonunda çok etkilidir. Büyüme ve gelişmemizi engellemesi veya sağlaması durumu var. Kalsiyum özellikle kemik yapımız için ve diş gelişimimiz için önemli. Demir ise hemoglobin dediğimiz maddeyi kanda bağladığı için
oksijeni tutan maddeyi. O yüzden demir de çok çok önemli. Kan testimizde demir eksikliğine de bakarlar. Evet değerli arkadaşlar, geldik geleneksel çocuk oyunlarımıza. Diyor ki bunların isimlerini bulalım. Biliyorsunuz misket. Burada ise mendil kapmaca var. Burada ise arkadaşlar çelik çomak. Belki bunu siz çok bilmeyebilirsiniz ama o iki taşın arasından çubuğu kaldırıyoruz ve vuruyoruz. Uzağa atmaya çalışıyoruz. Top açı zaten biliyorsunuz. Uzun eşeği biliyorsunuz. Burada ise yakan topumuz var değerli arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Misketin şurada olduğunu gördük. Mendil kapmacamız nerede? Mendil kapmaca. Şurada çelik çomağı gördüm. Evet, uzun eşeği hemen üstünde gördüm. Değerli arkadaşlar, bakıyoruz. Başka ne var? Ne var? Top açımızın şurada olduğunu gördüm. Evet, çelik çomak, yakan topumuz var olmalı bir yerde. Mendil kapmacayı şurada bulduk. Mendil kapmacayı da bulduk. Evet, uzun eşeği bulduk. Çelik çomağı bulduk. Top açı bulduk. Misketi bulduk. Mendil kapmacayı bulduk. Bir yakan topumuz kaldı. Yakan topumuz neredeymiş? İşte o da buradaymış. Yakan topumuz da burada arkadaşlar. Devam edelim. Evet, aşağıdaki görsellerden geleneksel oyunlarımızı adlarıyla eşleştiriniz. Tabii ki ilki ne olacak? Okçuluk. İkincisi yağlı güreş. Üçüncüsü ise cirit arkadaşlar. Özellikle Erzurum bölgesinde oynanır. Değerli arkadaşlar, böylelikle sosyal bilgileri de yaptık ve 7. haftamızı tamamladık. 8. haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.